Yine sırada pes dedirten o haberlerden biri var efendim. Bahçeli evlerde mutfakta alev alınca balkondan aşağı atılan bir piknik tüpü az daha yoldan geçen sürücüyü öldürüyordu. Üzerine düştüğü aracın cam tavanını parçalayan tüp sürücünün başına çarpıp onu bayılttı. Başına 19 dikiş atılan ve geçici hafıza kaybı da yaşayan sürücü Mehmet İşler, yanındaki arkadaşı alevler içindeki tüpü araçtan çıkarmasaydı belki de efendim şu anda yaşamıyor olacaktı. Alev alan piknik tüpünü balkondan attılar. Yoldan geçen aracın cam tavanını parçalayan tüp sürücü Mehmet İşler'i hastanelik etti. Kafamda 19 tane dikiş var, doku kaybım falan var. Sağ tarafımda uyuşmazlık var, doku kaybım var başımda. Bu akıl almaz görüntüler Bahçeli Evler'de kaydedildi. 24 yaşındaki Mehmet İşler, arkadaşıyla birlikte evine gitmek için Fatih Caddesi'nde ilerlerken başına hiç olmayacak bir şey geldi. Piknik tüpü ilk başta aracıma hesap edip cam tavanı patlattı. Sonra kafama gelerek belli bir hasar oluşturdu kafamda. Mutfakta yemek yaparken tüpün alev aldığını gören apartman sakinleri onu hemen balkondan aşağı fırlattı. Ama alevler içindeki o tüp yoldan geçen işlerin aracının üzerine düştü. Birinci veya ikinci kattan duman çıkıyordu ve kalabalık vardı. Aracın cam tavanını parçalayıp içeri giren tüp sürücü işlerin başını isabet etti. Yukarıdan yanan tüp aşağıya atılıyor. Adamın kafası paramparça olmuştu. Ve olay yerinde zaten bir yarım saat kendime gelemedim. Geçici bir hafıza kaybı yaşamışım. Mehmet İşler kendisinden geçince arkadaşı patlama ihtimaline karşı tüpü panikle dışarı çıkardı. Söndürmek için de dakikalarca çabaladı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içine kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin bir parçası bulunmazdı. Hafıza kaybı yaşayıp kafasına 19 dikiş atılan Mehmet İşler, kontrolsüz bir şekilde o tüpü kimin aşağı attığının bulunmasını istiyor. Kim olduğunu bilmiyor ama bulunması için gerekli her şey yapmasını şikayetçiyim zaten. Bulunmasını istiyorum. Çünkü bu kastandan öldürmeye teşebbüstür. Haklı, ölebilirdi de gerçekten. O an gelip çocuğa yardım etseydiler, adama yardım etseydiler.